Herkese mutlu akşamlar arkadaşlar. Otobol Akademi'nin sanal GT3 turnuvasına hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam maalesef turnuvanın bir an önce hazırlanmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda biraz geride kaldık diyebiliriz. Yayın konusunda büyük bir aksaklık yaşadık, ancak sanırım şu an için yayın konusunda sıkıntı yaşamadığımızı tahmin ediyorum. Sizler de yorum kısmından bununla ilgili bilgi paylaşımı yaparsanız sevinirim. Evet, ilk yarışımız biraz geç de olsa artık yayında diye umut ediyorum. 20 dakikalık bir sıralama seansı yapıldı. Ardından 30 dakikalık yarışa geçtik. Az önce de bahsettiğim gibi yayın bağlamında yaşadığımız sorundan kaynaklı maalesef size son 10 dakikasını yansıtıyor olabileceğim diyelim. Turnuvamızla ilgili de küçük küçük bilgiler bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Turnuvamız 6 Grand Prix üzerinden gerçekleşecek. Bunlardan bu akşam sizlerin de şu anda izlemiş olduğunuz İspanya, Barcelona pistinde pilotlarımız şu anda ter dökmekteler. Ardından sonraki hafta İngiltere'de bir Grand Prix'imiz olacak. Ve ardından Belçika'nın meşhur pisti Spa Grand Prix ile devam edeceğiz. Ardından İtalya, Monza, Almanya ve Macaristan'la 6. Grand Prix ile turnuvamızı tamamlamış olacağız diyelim. Evet, şu an için pilotlarımıza göz attığımızda Hasan Aydar Audisi ile birlikte birinci sırada ufak da bir pist dışına taştı. Hakan Ottaş'ı önünde görüyoruz. Bakalım zaman ekranlarında şu an için hala Hakan Ottaş'ı ikinci sırada gösteriyor. Sanırım o da birazdan yer değiştirecektir listede. Belki de zaman cezası da bulunuyor olabilir Hakan Ottaş'ın. Bu yüzden listede hala ilk saniye gibi bir fark görünüyor aralarında. Diyelim 3. sırada Batuhan Beşikçioğlu'nu görüyoruz. Pilotlarımızın çoğunu zaten Formula 1 turnuvasına, Otomobil Akademi yine düzenlemiş olduğu sanal Formula 1 turnuvasından tanıyor olacaksınız. Ve bir diğer pilotumuz da evet Can Yüksel. O da şu anda 5. sırada kendisine yer bulmuş durumda. Ardından Emir Sert'i görüyoruz. İsterseniz biraz böyle araç içi kameraya gidelim. Evet, bu görüntü de gerçekten çok hoş. Ve 7. sırada da Porsche aracıyla beraber bir diğer pilotumuzu görüyoruz. Şöyle bir gün isterseniz tamamını hep beraber gezelim. Ahmet Ertürk 10. sırada, o da Ferrari ile birlikte. Ve Mustafa Gemici şu anda 11. sırada ve en son sırada muhteşem renkli aracıyla Hakan Kayın'ı izliyoruz. Audisi ile beraber 4 tur geriden geliyor kendisi. Diyelim ve biz ön tarafa gidelim, tekrar bakalım. Hakan Ottaş 1 saniyeye düşürmüş farkı Hasan Aydar'la arasında. Evet, bu ikili arasında büyük bir çekişme görüyoruz. Bakalım nasıl tamamlayacaklar. Aradaki fark gerçekten çok kısa, bir saniyenin biraz üstünde, 1.1 saniye bandında aralarındaki fark devam ediyor. Yayın bağlamında görüntü ve sesle ilgili herhangi bir sıkıntımız var mı arkadaşlar? Yorum kısmından paylaşabilirseniz sevinirim. Evet, son 5 dakikaya da giriyoruz. Pilotlar birbirlerine oldukça yakınlar. Batuhan Beşikçioğlu da bu üçlü grubu oluşturdu. Ferrari'si ile beraber hemen Hakan Ottaş'ın 0.9 saniye arkasında. Ah, keşke diyoruz Formula 1'deki bir DRS olsa da güzel geçişlere biz de şahit olsak. 0.5 saniyeye kadar düşürdü hava koridorunda Batuhan Beşikçioğlu. İsterseniz araç içinden kendisine konuk olalım. Evet, Hakan Ottaş da şu anda Hasan Aydar'ı iyice sıkıştırmaya başladı.
4 dakikalık bir süre kaldı. Bakalım bu bağlamda pilotlar elinden ne geliyorsa bütün hünerlerini pistinde sergileyeceklerdir. Bu üçlüyü en geride deste başı takip ediyor. O da bayağı bir gerilerde, 10 saniye kadar daha az önceki fark. Bakalım burada, evet arkadaşlar. Yavaş yavaş hata doğru hazırlanıyor diyebiliriz. Hasan Aydar'ın bir hatasını kolluyor belki de. Acele etmiyor tecrübeli pilot. Ancak arkasında da Batuhan'ın baskısı artmakta. Bu bağlamda Hakan Ottaş'ın gerçekten işi çok zor. Hem defans yapıp hem de atak yapma durumunda kendisi. Bakalım Batuhan Beşikçioğlu'nun aracındayız tekrar. Evet, o da bu ikiliye kadar, ikiliye iyice yanaştı. Evet, şimdi start finish düzlüğüne doğru çıkacaklar. Son virajın ardından bakalım dalgalarını yükleniyorlar. Hakan Ottaş'ın aracını isterseniz konuk olalım. Hasan Aydar'a oldukça etkin çıktı kendisi. Başlangıçlar da geliyor oyuncuya. Biz pilot kameraya geçelim bakalım. Hasan Aydar iç tarafı aldı. Hakan Ottaş'a dış tarafı bıraktı ancak Hakan Ottaş atak yapacak mesafeyi yakalayamadı henüz. Evet, bu akşamki yayın için arkadaşlar tekrardan sizlerin affına sığınarak hani bizim için de ve sizler için de daha iyi yayınlar yapabilmek anlamında test amaçlı da değerlendirebilirsiniz bu yayını. Bundan sonraki Grand Prix'lerde daha eli sağlam şekilde geleceğimizden emin olabilirsiniz. Bu bağlamda çok kısa bir süremiz vardı maalesef. Böyle teknik aksaklıklar da elektronik ortamlarda yaşanabiliyor. Bu bağlamda sizlerin aklına sığınıyoruz diyelim. Evet, bu üçlü kapışması devam ediyor. Hakan Ottaş 0.4 saniyeye kadar düşürdü. Bakalım hava koridorundan geliyor. Evet, Hasan Aydar hemen iç tarafı aldı. Olası bir atağı savuşturmak için Hakan Ottaş sabırlı bir şekilde devam ediyor. Bu arada yarışın tamamlanmasına son 1.5 dakika kaldı. Artık Hakan Ottaş'ın elinde ne var ne yok her şeyi piste dökmesi gerekiyor. Liderliği alabilmek için bu notu 3 saniyeye kadar düşürdü. Bakalım lastiklerini de tüketmeye başladı sanırım. Bu arada Hasan Aydar'dan küçük bir hata gördük. Pilot kameraya geçelim. Evet, bu ikili yan yana. Bakalım Hakan Ottaş geçişi tamamlayabilecek mi? Hasan Aydar pist dışına taşıyor. Şu anda Hakan Ottaş lider görünüyor. Batuhan Beşikçioğlu da geliyor yanından. Kendisine atağını gerçekleştirdi. Şu anda Batuhan Beşikçioğlu liderliği alıyor. Gerçekten son dakikada muazzam bir kapışma söz konusu. Bakalım Hakan Ottaş tekrar yerini geri almaya çalışıyor Batuhan Beşikçioğlu'na karşı. Hasan Aydar da bir yandan kaybettiği sırayı geri alma çabasında. Sakiniş düzüne çıkarken yaptığı hata Hasan Aydar'a pahalıya patladı diyebiliriz. Şu anda birincilikten üçüncülüğe düşmüş durumda. Podyumun son basamağı da doğru. Bu arada Hasan Aydar. Hasan Aydar'la Batuhan Beşikçioğlu'nun bir temasını gördük. Bakalım. Evet, iki araç da pist dışına çıkmış. Tabii ki bu Hakan Ottaş'ın işine yaradı. Kendisi liderliğini pekiştirdi. Bakalım bu ikili arasında yarıştan sonra nasıl bir diyalog olacak. Gerçekten bu da merak konusu oldu şimdiden. Biz lidere konuk olalım. Evet, lider yarışı tamamlamak üzere emin adımlarla ilerliyor son tur içerisinde. Batuhan Beşikçioğlu ile Hasan Aydar yaşadıkları temas sonucunda maalesef podyumun ilk basamağını kaybetmiş durumdalar. Evet, şu an için yarış süresi tamamlandı. Takvim işi geçtikten sonra da pilotlarımız yarış tamamlanmış olacak arkadaşlar. Hakan Ottaş emin adımlarla Barcelona'daki ilk Grand Prix
galibiyetini kazanmak üzere ilerliyor. Evet, son virajda Hakan Oktaş'ın aracındayız. Evet, Hakan Oktaş turnuvamızın ilk Grand Prix'si, Grand Prix'sini birinci sırada tamamlamayı başardı. Hemen ardından Batuhan Beşikçioğlu ve Hasan Aydar geliyorlar. Bakalım, evet, Batuhan Beşikçioğlu ikinci sırada tamamlamayı başardı Ferrarisiyle. Hemen ardından Hasan Aydar'ı görüyoruz. O da Audi aracıyla beraber üçüncü sırada podyumun son basamağını tamamlamış oldu arkadaşlar. Ardından Can Yüksel, Emir Sert, Destabaşı, Yurt, Delibaş, İbrahim Ercan, Ahmet Ertürk, Mustafa Gemici ve Hakan Kayın. Evet, bu arada Hasan Aydar'dan küçük bir şov izliyoruz. Evet, Hakan Oktaş da sanırım kendisine katılacak. Evet, Hakan Oktaş da şu anda liderliğini kutluyor. Gördüğünüz üzere aman arkadaşlar, pistteki diğer araçlara engel olmayalım diyoruz. Evet, araçları da pit yoluna dönmeye başladı. Birazdan nihai tablomuzun tamamlanmasıyla beraber kapanışa doğru gideceğiz arkadaşlar. Yani yayın bağlamında çok aksaklık yaşadık ama yarışın sonu bence buna değdi diyebilirim. Gerçekten özellikle son turda yaşanan Hasan Aydar'ın yapmış olduğu hata, ardından Hakan Oktaş'ın bu hatayı çok uzun turlar kovalamıştı. Son turda yakaladı bu fırsatı, tepmedi ve birinciliği aldı. Ardından Batuhan Beşikçioğlu da yine aynı şekilde bu hatadan faydalanıp Hasan Aydar'ı geride bırakmayı başardı. Ve ardından ikili arasında yaşanan temas neticesinde Hakan Oktaş çok rahat şekilde start finish çizgisini geçmiş oldu. Ve ilk Grand Prix'imizin de galibi olmuş oldu arkadaşlar diyelim. Bu akşamlık ben de sizlerden müsaade istiyorum arkadaşlar. Haftaya tekrar Perşembe günü saat 22.00'da bu sefer Ortombo TV YouTube kanalından sizlerle canlı yayında olacağız arkadaşlar. Bu saatte görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın diyorum.